Değerli TGRT Haber Televizyonu izleyenleri, TGRT Euro Televizyonu izleyenleri ve TGRT FM dinleyicileri, herkese Osman Ünlü ile Ramazan Akşamları programına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Bugün de gerçekten önemli konulara temas edeceğiz. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya gayret göstereceğiz. WhatsApp telefonu üzerinden bizlere sorularınızı göndereceksiniz. Bizler de canlı yayında anında sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. WhatsApp üzerinden telefon numaramız ekranlarınızda yazmakta. O telefon numarası üzerinden WhatsApp sesli sorularınızı, görüntülü sorularınızı ve videolu sorularınızı bizlere ulaştırabileceksiniz. Ve tüm sorularınızı anında yanıtlamaya gayret göstereceğiz. Eğer yetmiyorsa bir sonraki güne bütün sorularınızı sarkıtmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk. Yoğun ve yorucu bir akşamın ardından yine birlikteyiz. Bir gün daha gitti. Bir gün daha gitti. Doğru. Evet. Hocam sorularla o zaman başlayalım. Aynen. 10 liralık ürün 25'e de 150'ye de satılıyor. Serbest piyasa adıyla bu haksızlık kul hakkına girer mi diyor. Ya bir ürün var. O ürün 10 liraya da satılıyor. 25 liraya da 150 liraya da satılıyor. Aynı ürün, aynı muhteviyatta. Bu haksız kazanca girer mi diye bir soru sormuş. Şimdi kul hakkı da anlatıyor. Mehmet Bey kitaplarda anlatılırken haben fahiş diye bir tabir kullanılıyor. Fıkıh kitaplarında geçiyor. Yani yüksek fiyatlarla aldanmak. Evet. Ve İslamiyet ölçüyü koymuş. Aldatmak haramdır. Aldanmak da uygun değil. Aldatmak olmadığı gibi evet, aldanmak da uygun değil. Fiyatlarda ise dinimiz belli bir ticari kar haddi bildirmemiş. Peki bu yetki sınırsız mı? Değil. Devlet başkanı veya onu temsilen bulunan mahalli idarelerde kimler varsa gıda maddelerinde nark koyabilir, sınır koyabilir. Evet. Bu yetkiyi de devlete vermiş. Halkın menfaatini göz önünde bulundurmak suretiyle müdahale etme yetkisi de var. Ama 1 liralık kalemi 100 liraya da satabilir. Kar haddi yok. Fakat aldatmama kaydı şartıyla. Bir misal vereyim. Şimdi ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Evet hocam. Mesela daha önce gerçi eski özelliğini kaybetti ama Kapalı Çarşı ve çevresi İstanbul'un iktisadi, ekonomik göz itibariyle bebeğinde, göz bebeği. Öyle bir yer. Ve oraya indiğiniz zaman Kapalı Çarşı ve çevresi oraya indiğiniz zaman toptancılarda bu malı giderseniz mesela şu bir tükenmezi toptan 25 kuruşa alabilirsin. Evet. Mümkün. Öyleydi. Şimdi gerçi İstanbul'un çeşitli yerlerine dağıldı bu. Eskiden tek merkezdi. Orasıydı. Herkes oraya akın ediyor. Tahtakale falan değil mi? Adam mesela şimdi gitti. Oradan toptan aldı. Ta Beylikdüzü'ne getirdi. 25 kuruşa aldı. Hı hı. Orada bunu 2,5 liraya satıyor. Bak 50 kuruş değil. Hı hı. 75 kuruş değil. 1 lira değil. 2,5 liraya. Şimdi oradaki vatandaş dese ki ya bu kaç para kendini çekildi bize? Adam derse ki zaten ben bunu 225 kuruşa aldım. Bir 25 kuruş karım var diyorsa yalan söylüyor. Aldatıyor. Haramdır. Bu caiz değil. Yani çok şöyle önemli derse. Evet. Ben bunu Eminönü'nden 25 kuruşa aldım. Oradan buraya arabayla getirdim. Arabam benzin yaktı. Bir sürü masrafım, günüm, zamanım kayboldu. Ben buna burada 2,5 lira diyorum. Ama sen atlarsın. Metrobüsle mi gidersin? Kendi arabanla mı gidersin? Dolmuşla mı gidersin? Yayan mı gidersin? Gidersin 25 kuruşa alırsın arkadaş bu kalemi oradan. Dediği zaman o kimse düşünür. Ya ben şimdi bu kalemi almak için ta Eminönü'ne gitsem Beylikdüzü'ndeki bir kimse. Hı hı. Ne kadar para harcar? Yani 2,5 lira diyelim ki 225 kuruş kar edecek. Zaten bir dolmuşa binmiş olsa 2 lira verecek. Bir de gelişi var. Astarı yüzünden pahalıya mal olacak. Evet. Diyor ki tamam. Yani ayağıma kadar getirmişsin 2,5 liraya aldım. Burada aldatmak yok, aldanmak da yok. Aldatmadı adam. Ben de düşündüm, taşındım. Bana bu karlı geliyor. Çünkü ben kendim gidip gelsem zamanım gidecek. Ondan sonra para da harcayacağım. O zaman diyorsun ki tamam burada problem söz konusu değil. Ama öbür türlü olursa ben zaten bunu 2 liraya aldım 50 kuruş kar ediyorum. 2,5 lira yalan söylüyor. Evet. Aldatıyor. Hocam bir de bu alışveriş pazarlıklarında özellikle bazen dikkatimi çekiyor. Satıcılar bazen yalan söylemek durumunda kalıyor. Yani hani örneğin vallahi billahi bunun maliyeti şudur falan gibi. O caiz değil. Hele bir de yalan yere yemin ediyorsun. Evet, yalan yere bir yemin ediliyorsa eğer onun hükmü nedir? Çünkü bazen rastlıyoruz bunlara. Çünkü yalan yere yeminin çok büyük günah olduğunu. Çok büyük günah yani haram günahlar da ağırlığına göre. Diyelim ki birisi 100 kilo ise birisi 250 kilo.
Yarın ahirette bunun hesabı sorulacak. Nasıl altından kalkarsın? Bir de mesela orada sorulan bir incelik var. Şimdi ben götürdüm. Kendi dükkanım, kendi mağazamda malımı teşhir ediyorum. Evet. Aynı yerden aldım. Aynı mal. Ben bunu 50 liraya veriyorum. Ama öbürsü girmiş, lüks bir AVM'de bir mağaza açmış. Bir sürü kira veriyor. Kirası da fazla. Adam çalıştırıyor. Elektriği, suyu, bilmem nesi. 50 liralık mal orada 150 liraya satıyor. Aynı mal. Evet. Bu aldatmak mıdır? Değildir. Yani o adamın şartını düşünmek gerekir. Ha, adam derse ki ben buradayım. Nasılsa sizin dediğiniz duruma getireceğim. Ya benim bu ceket var ya, sen oradaki ceketlere bakarsın. Bu ceket çok kalitelidir, bilmem nedir falan. Aynı ceket. Anladım. Niye yalan söylüyorsun? Orada de ki tamam arkadaş, doğru söylüyorsun. Ama ben burada bunu harcıyorum. Hocam bu konu biraz uzadı da bir sorum daha olacak bu konuyla ilgili. Mesela bir gömlek örneğin 150 lira mevsiminde. Fakat sonrasında o gömlek 35 liralara falan düşüyor. Ya insan aklından düşünüyor, diyor ki bunun maliyeti ne kadardı gibi. Şimdi bu noktada bir haksız rekabet var mıdır? Ne söylersiniz? Var tabii. Nereden kaynaklanıyor? Dinimizi bilmemekten kaynaklanıyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile alakalı bir şey anlatırlar da, İstanbul'u fethetmeden önce Yavuz Sultan Selim Han'ın da var böyle bir şeyi, askerini testten geçirme hadisesi Mısır'a giderken. Teptili kıyafet. Bugünkü gibi televizyon yok, gazete yok. Yani evet. Sultanı kim tanıyacak? Bir yakın işi olacak, çıkacak da ha diyecek bu sultan. Veyahut da sultan kıyafetiyle dışarı çıkarsa tamam. Ama halkın kıyafetini giydiği zaman bunun sultan olduğunu kim ne bilir? Kimse bilemiyor. Kimse bilemez. Hani Sultan 4. Murat Han tütünü yasak etmiş. Bir kahvehaneye girmiş, bakmış tütün. Demiş ya sultan bunu yasak etti falan. Demiş sultan nerede bilecek falan demiş. Ondan sonra kahveci demiş senin adın ne demiş. Murat demiş. Dördü de var mı demiş. Var. Buyurun cenaze namazına demiş. Bayılmış adam. Ya, buyurun cenaze namazına oradan çıkıyor. Yani. Orada kalıyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri veziriyle beraber teptili kıyafete çıkmış. Esnafı kontrol ediyor. Demişsin dediğiniz. Yalan söylüyor mu söylemiyor mu? Adamlardaki terbiye ve göstergesi bu. Yansıması. Bir yere giriyor işte peynir bilmem ne falan diyor. Alıyor. Ondan sonra tereyağı diyor. Yan taraftan al diyor. Sende yok mu? Var diyor. Niye yan tarafa gönderiyorsun? Diyor ki o diyor siftah yapmadı. Ben yaptım diyor. Ben yaptım. O ona bu şekilde böyle şey yapınca vezirine dönüyor ki tamam. Yani bu milletin ahlakı sağlam. Burada diyor herhangi bir tereddüt olmaz. Ya Sultan Selim Han da Mısır'a giderken işte Suriye'nin o zaman böyle bahçelerinde falan orduyu geçiriyor. Eno bahçeleri falan. Bir yerde konaklıyor. Ve haber gönderiyor. Diyor ki sultan rahatsızlandı. Tedavisi için de şifa için de bir elma lazım. Yanında elma olan var mı? Yok, arattırın diyor. Herkes arıyor. Hakikaten çıkmıyor. Ondan sonra da vezirine dönüyor. Diyor ki şimdi Sina'yı geçeriz. Niye? Kul hakkına riayet ediyor. Bu çok önemli bir mesele. Evet. Şimdi mesela iki tane mağaza yan yana, ikisinin önünde de neyse personeli duruyor falan. O diyor ki bana gel, bu diyor bana gel. Ona girdiği zaman 12 ekşi, buna geldiği zaman 12 ekşi. Böyle garip bir şey oluyor. Esnaflık da farklılaşıyor evet. O zaman. Yani dolayısıyla burada sadece kazanmak ve ben öne çıkıyor. Yani, hani zaman zaman anlatıyoruz. Tabii. Dini konularda da ben dediğin zaman itici olduğu gibi burada da itici. Halbuki yan taraftaki siftah yapmamış esnaftan alışveriş yap derseniz belki kendi rızkınız da o denli artacak. Bereketli olacak. Evet. Bereketli olacak. Allah-u Teala daha çok gönderir. Doğru. Hocam devam edelim. Yine pazarlıkla ilgili bir sual var. O soruyu yönelteyim. Pazarlık sünnettir deniliyor. Bu arada aynı mal farklı üreticilerden alıcı buluyor. Burada hak doğar mı demiş yani. Şimdi pazarlık sünnettir. Yani pazarlık yapmak ille de fiyatı düşürmek demek değildir. Şimdi kendi başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım. Evet hocam. Bir kurban bayramında burada sıkıntı oldu. Hayvan yoktu. Yeri söylememizde de mahsur yok. Denizli'de hayvan besleyen bir genç radyoyu dinliyor falan. Biliyorduk yani, görüşüyordu kendisiyle. Bir gün telefonla konuşurken dedim senin aynı şekilde hayvanların var. Kurbanlık olarak bizimkini de herhalde ayarlarsın. Aa dedi, ayarladım dedi hocam falan dedi. Sonra telefon açtım. Hakikaten burada hayvan bulamadık falan. Kesip buraya getirecek eleman aradık. Onu da bulduk. Bulduktan sonra dedim pazarlık yapacağız. Kaç para? O zaman da iyi biliyordum. 350 lira falan civarındaydı. Dedi ben dedi hediye ettim onu size. Yok dedim ben kurban alıyorum. Dolayısıyla dedim ben sevap kazanacağım. Ben sevap kazanmanın ne mani oluyorsun sen? Dedim ben parayla satın alacağım. Yoksa dedim vazgeçiyorum. Öyle olmuş olsaydı derdim ya bana bir etlik gönder. Tamam olurdu. Peki dedi onu sana 200 dedi. Olmaz dedim. Çık yukarı. Çünkü kendi sattığı fiyatları öğrendim ben. Utandı sıkıldı. Hocam dedi 250 yok dedim o da olmaz. Biraz daha çık yukarı. Dedi son dedi 300'e yukarı katiyen çıkmam dedi. Yemin etti. Öylece 300'e pazarlık verdik. Bu da pazarlıktır. Evet.
Çünkü kitaplarda yazıyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine tüccardı bu zat. Bir gün bir kadıncağız işte kocası oğlu vefat etmiş, yetimler başında kalmış. Bir şey kalmamış elde avuçta. Çok kıymetli antika mahiyetinde bir tane böyle bir hırka diyelim. Almış götürmüş İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin mağazasına. Demiş kaç para satıyorsun? 50. Yok demiş çık yukarıya. 100 çık yukarıya. 150 kadın demiş benim dalga mı geçiyorsun? Hayır demiş çık yukarı. 200 hayır demiş daha çık. 300 çık yukarı. 350 yok. 400'e gelince tamam demiş şimdi değerini buldu. Bak 50 lira istedi. Evet. 50 lira istedi. Ama 400 lira kadar çıkardı. Bu da pazarlıktır. O da pazarlık. Bu da pazarlık. Yani hakkını koruyor karşıda. Orada bir şey çıkıyor. Malın hakkı neyse. Yalan söyleme. Çürüğü çarı. Şimdi biz bizeyiz. Özür dilerim. Alınmasınlar da pazarlarda görüyoruz. Güzellerini öne yığıyor. Ya gözle kaş arası falan. Sen aldanıyorsun onlara. Bunlardan koyacak zannediyorsun. Ne kadar çürük varsa doldurup senin eline tutuşturuyor. Bu haktır. Bu haktır. Mesela ben anlamıyorum. Gidiyorum defoludur mesela. Defolu malı sağlam diye bana veriyor. Hak. Haktır bu. Hatta bununla alakalı bir şey anlatılır. Bu Endonezya adalarına İslamiyet'in yayılmasıyla alakalı. Mesela oraya tüccarlar sokmuştur İslamiyet'i. Tüccarlar vasıtasıyla yayılmış. Evliyadan bir zat o da ticaret için oraya gidiyor. Bir gün yeğenini mağazada bırakmış kendisi namaz kılmak için gidiyor. Gelirken bir bakmış ki bir adam bir yerli hem de bir kabile reisi kumaş almış falan. Dikkatini çekmiş kendi mağazasının malı. Kaça aldın bunu demiş. 300 demiş. Demiş bu mal 300 liralık değil. Bu demiş 150 liralık. Geri dön demiş ya üstüne al ya da demiş 300 liralık maldan al. Yok demiş ben razıyım bizim orada bu 500'e satılıyor. Ya sizin orada 500'e satılır 600'e beni ilgilendirmez demiş. Ama demiş nereden aldın tarif ediyor. Geri çeviriyor adamı. Getiriyor bak diyor 300 liralık mal bu. Senin aldığın diyor 150 liralık mal da bu. Ya paranın üstüne al. Evet. Veyahut da malı değiştir. Neyse adamca şaşırmış kalmış dönmüş demiş ya bu zat kim? Demişler ismini söyleyince demiş bizim oralarda bunun ismini hatırı hürmetine deyince yağmur yağıyor. Böyle girmiş İslamiyet. Evet. Şimdi tamam ya adam 150 lira gönlüyle aldı ama arkadaş sen aldattın onu. Yarın mahşer günü açığa çıkacak bu. Ama açıkça şöyle dersen ki bak bu 150 lira ben 300 liraya satıyorum. Başka yerde bunu 100 liraya da bulabilirsin. Ve adam sen de gönüllü ondan sonra peki dedi ben de dolaşmaya rızam yoktur 300 liraya verdim götürdü. Kandırmadan açıkça söylediniz tamam. Diyorsunuz. Evet, evet. Ama öbür türlü sizin bahsettiğiniz şekilde mesela ikimiz pazarlık yapmışız. Hani bir halk arasında bir söz var. İşte pişmiş çorbaya aynı şekilde su katmak tabiri. Geliyor tam anlaşmışız. 100 lira fiyatta anlaşmışız. Öbürsü geliyor ben 50 lira veriyorum diyor. Bu fitneye de sebep olur. Fitneye sebebiyet veriyor. Olmaz o. Yani pazarlık yapılmış araya girme artık. Adam aldıktan sonra da fiyat söyleme. Onu daha ucuz alırdın deme. Evet. Bunlar hem alıcı hem satıcı. Evet, hepimizin yani çöküntümüz var o konuda. Bunlara dikkat etmek lazım. Yine ticaretle ilgili bir soru var hocam bu akşam. Peygamber Efendimiz de ticaretle uğraştı. Alıcısı olduktan sonra her fiyat, her kar mübahtır deniyor. Böyle sözler haklı mı diyor? Haklı değil bu. Alıcısı olduktan sonra her kar mübah mıdır? Şimdi orada bir incelik zikretmiş kitaplarda. Alıcısı var. Şimdi karşındaki muhtaç. Alacak bir şekilde. Mecburen alacak. Sen de bunu hissediyorsun. Adam tepesine biniyorsun. Ya. 100 liralık malı 500'e kakalıyorsun. Ya. Çok özür dilerim. Biraz kaba oldu ama. Böyle şey yapıyorsun falan. Ya bu bugünkü bizim kullandığımız tabirle vicdansızlıktan başka bir şey değil. Kul hakkı. Adam muhtaç bir kere. Ve sen muhtaç olduğunu görünce hocam, tepesine biniyorsun. Hocam kısmen de olsun hırsızlığa girer mi bu girer iş? Girer tabii ki. Girer değil mi? Girer tabii. Adamı zor durumundan istifade ettin. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri birisine para vermiş. İstemek için kapısına gittiği zaman öğle vaktiymiş. O alıcı, borçlu olan kimsenin duvarının gölgesi var. Ki o iklimde de hakikaten sıcak yakar insanı. Orada gölgelenmiyor. Çıkıyor adam da şaşırıyor. Efendim diyor burada bekleseydiniz. Diyor ki ben size diyor aynı şekilde bir para verdim. Sanki vermiş olduğum paradan istifade ediyormuşum gibi sizin evin gölgesinde gölgelenmem uygun değil. Kul hakkı olur. Bu kadar ince düşünüyor. Ya. Şimdi Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları ve hayatları okunduğu zaman bu incelikleri gördükçe insan kendine bakar. Ya ben ne yapıyorum? Allah-u Teala'nın kullarını tokatlıyorum, aldatıyorum, kandırıyorum, yalan söylüyorum, yalan yere yemin ediyorum. Bunun vebali çok ağırdır. Doğru. Ya şimdi belki inanmaz. İnanmasın inanma ama bir gün öleceksin. Çok inanmayan kimse öldü, kabre girdi. Orada önüne koyuverdiler. Ne yapacak o zaman? Ya. Evet, evli kişi okuyan kardeşine sadakayı fıtır verebilir mi? Efendim
Kardeşe zekat da verilir, sadakayı fıtır da verilir. Zaten talebe. Bir şeysi yok onun. Evet. Fakir. Dolayısıyla fıtrasını da verebilir. Şöyle düşünüyorlar. Ama diyor annem babamın yanında bu kardeşim. Annem evet. baban yanında olsun. Buluğa erdikten sonra müstakil insandır o. Kendi başına zengin olmuş olsa, annesiyle babasıyla oturmuş olsa bile zekat verir, sadakayı fıtır verir. Ama şu anda fakir. Dolayısıyla zekat da alır, sadakayı fıtır da alır. Hocam diyorlar ki Türkiye Gazetesi ve Fazilet Takvimi dışında temkin dolayısıyla bütün oruçlar tehlikede mi diyor? Şimdi Mehmet Bey madem ki konuyu açtılar açıkça şöyle söyleyeyim. Türkiye takvimi ile fazilet takviminin fazilet takvimini de öyle hissediyorum. Yakinen bilmiyorum da ama Türkiye takvimini yakinen biliyorum. Takvimi hazırlayan bir heyet var. Evet. Burada her tip insan ayın hareketi dahil olmak üzere o konuda astronomide uzman olan heyet de var. Bunlar didik didik ediyor. Oturup çalışıyor. Bunun mühendisi de var, hesap uzmanı da var, bilmem nesi de var falan. Yani ayrı bir birimi var Türkiye takvimi hazırlayan. Böyle rastgele kiminkinden getirsin öyle değil. Fazilet takvimi de önceki şeylere bakıyor. O da aynı şekilde buna titizlikle şey yapıyor. Diğer takvimlerin öyle bir derdi yok. Yani takvim heyetleri falan yok. Hemen alıyor. Yani Diyanet zaten şey yapmıştı. Diyanet'e giden alıyor. Kopyalıyor ve geçiriyor. Hı-hı. Dolayısıyla onların öyle bir problemi söz konusu değil. En çok da mesela Türkiye takvimi ısrarla üzerinde duruyor. Niye ısrarla üzerinde duruyor? Hani bizi izleyen ve dinleyenlerden efendim siz yanlış söylüyorsunuz. Değil. Bu işin vebali var Mehmet Bey. Bu işin vebali var. Toprağın altına girecek. Hiç kimse inanmasa da, hiç kimse kabul etmese de doğruyu söylemek mecburiyetindesin. Bir kişi bile dese ki yarın yakana yapışsa, ey Osman Ünlü sen bunu biliyordun. Allah-u Teala sana radyo, televizyon, takvim neyse gazete imkanını verdi. Bunu bize duyurmadın. Duyursaydın biz bununla amel ederdik. Allah-u Teala da niye duyurmadın diye hesap sorar. Toprağın altını düşünen bir kimse bundan korkar. Şimdi 1982 yılındaki bu değişiklikte insanın aklı mantığı almıyor. Niye değiştirdin? Niye oynadın imsak vaktiyle? Sebebi neydi? Efendim daha fazla oruç tutmaması için. Ya benim anam da babam da aynı şekilde yaz günü güneşin altında oruç tutmuşlar. Hiçbir şey olmamışlar. Ölmemişler. Hatta sıhhate kavuşmuşlar. 100 yıllık devam eden şehir. Sen orada bir çomak soktun. Ondan sonra da allak bullak ettin. Bu kadar insanın orucu olmazsa ihtiyatı kaldırdın orada. O ihtiyatı kaldırınca vatandaş da gevşek başladı. Biraz da o gevşetiyor. Gevşetince orucu olmuyor. Evet. Peki bunun vebalini kim çekecek? Toprağın altında bunun hesabını nasıl vereceksin? O halk arasında derler sen yap vebali bana ait. Yok öyle bir şey ya. Evet, çok zor. Evladın işlediği günahtan babanın işlediği günahtan evlat sorumlu değildir. Herkes tek başına hesaba çekilecek. Efendim işte ben devlette vazife yapıyorum. Eğer rızkından endişe ediyorsa o zaman Allah-u Teala'dan Allah-u Teala inancında zayıflık vardır. Çünkü Veysel Karani Hazretleri birisi diyor ki ben diyor nereye gideyim, nereye yerleşeyim? Şam'a diyor. Orada diyor acaba diyor geçim nasıl? Veysel Karani Hazretleri dönüyor buyuruyor ki geçiminden endişe edenlere yazıklar olsun. Çünkü çocuk ana rahmine düştüğü zaman buyuruyor. Bir melek gelir o çocuğa 4 ay olunca ruhu verilir. O çocuğa Allah-u Teala sana şu kadar ömür verdi. Rızkını içeceğin ve yiyeceğin hepsini takdir etti. Endişe etme der. Dolayısıyla bir kimse hangi işi yaparsa yapsın ezelde takdir edilen rızkı onu bulur. Mutlak bulur ama. Efendim hiç parası yoksa gene mi bulur? Vallahi de billahi de tallahi de bulur. Nasıl evet. olur? Siz de şahitsinizdir. Bir arkadaşım birisi anlatıyor konuyu uzatıyorum ama. Estağfurullah. Fatih'te oturuyorduk o zaman. Dedi abi dedi benim dedi apartmanda oturan bir dedi apartman kapıcısı var dedi. Bir kurban bayramında dedi baktım tepsiyle dedi. Böyle geldi. Abi dedi işte sizin dolapta yer var mı? Ben dedi kurban kesemedim. Birisi bana kurban getirir mi diye bakıyordum dedi. Bize kimse getirmedi. Ama kapıcı gariptir, fakirdir diye herkesin bir parça göndermiş. Bir parça göndermiş. Şeyinde dolabında yer kalmamış. Kapıcı kesemediydi. Ama bir ton et geldi evine. Yani Allah-u Teala murad edince tabii. hiç ummadığı yerden, ummadığı şekilde bir kapı açar ve mutlaka gelir. Bu değişmez. Kitaplarda buyuruyor ki haram yoldan isterse rızkını, Cenab-ı Hak haram yoldan yaratır. Helal yoldan isterse, kul tercih ederse Allah-u Teala helal yoldan yaratır. O bir hadise daha anlatıvereyim. Buyurun efendim, ama. Lütfen. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bir gün işte geç kalmış camiye geliyor, bakıyor devesiyle beraber gelmiş, deveyi bağlayacak yer bulamamış. Bakmış orada adam birisi böyle oturup duruyor. Demiş ya ben namaz kılacağım. Namaz kılıncaya kadar devemin yularından tutar mısın? Tabii demiş. Yularını ona vermiş. İçeri girmiş. Tam böyle elini kaldırmış. Namaza duracağı zaman demiş ya garip fakir birisi. Namazdan sonra o deveyi ona hediye edeyim demiş. Namazı kılmış çıkmış. Bakmış ki ne deve var ne adam. Bir şey yok. Birkaç kişi gelmişler. Hazreti Ali de gülüyor o manzarayı görünce. Diyorlar ki efendim ne oldu? Buyuruyor ki böyle böyle oldu. Namazdan önce geldim deveyi birisine verdim. Deve de yok. Adam da yok. Demişler efendim çalmışlar işte götürmüş. Niye gülüyorsunuz? Buyuruyorlar ki
Ben namaza dururken Allah-u Teala benim kalbime getirdi. Bu deveyi buna ver diye. Namazdan sonra vereyim diye düşünmüştüm. Ama o acele etmiş. Çünkü bu deve Allah-u Teala tarafından onun için takdir edilmiş. Ama o haram yoldan istedi. Allah-u Teala da haram yoldan hırsızlık vesilesiyle gitti. Hocam parfüm kokusu oruca etki eder mi? Etmez. Yani bozmaz. Gül, çiçek ve benzeri şeyler koklamak veyahut da bir yerde parfüm sıkıldı. Bunları aynı şekilde koklamak. Ancak üstümüze mesela, parfüm sıkabilir miyiz? Sıkabiliriz tabii ki. Ancak orada anlatılan bir şey var. Mesela kolonya sıvı. Parfüm de aynı şekilde o kutular konunca içerisinde belli bir tazyik var. Onu burnumuza getirip de tazyikli bir şekilde burnumuza gönderirsek veyahut da kolonyayı diye bu şekilde çekecek olursak o sıvı ile beraber girmesi o bozar. Yoksa kolonyayı sıktılar veyahut da parfüm sıkıldı, üzerimize sıktık, elimize kolonya döktük dedik. Bunlar bozmaz. Peki. Kadınların bilezik, bileklik gibi altın takı takmaları günah mı Osman Hocam'a sorar mısınız diyorlar. Allah-u Teala kadın kullarına ziynet olarak parmaklarına altın ve gümüş takmalarına izin vermiştir. Kadınlara serbest. Kollarına takı olarak altın gümüş dahil, tahta dahil, cam dahil, ne bileyim ben ot dahil hepsini takabiliyorlar. Allah-u Teala kadın kullarını öyle yaratmıştır. Onlar ondan zevk alır. Evet. Mesela Hindistan'da görürüz böyle papatyalar yapılıp boyunlarına asılı çiçekleri falan yapıyorlar falan. Onlar kendilerine göre bir süstür. Bu caizdir. Yalnız Mehmet Bey şimdi koluna takılsın veya parmağına takılsın, kulağına taksın, boyununa taksın. Hepsine izin verilmiştir. Kitaplarda ince bir şey geçiyor. Ben onu ta talebelik yıllarında dikkat ederdim. Yaratan Cenab-ı Hak'tır. Bu hükmü bildirdiğine göre yaratan yarattığını en iyi bilendir. Buyuruyor ki kadın kulları için ziynetlerinizi gizleyin. Dedim hem izin veriyor hem gizleyin. Gizli tutun. Niye gizli tutun? Çünkü iyi niyetli kimse hiçbir zaman kimsenin tavuğuna kış demez. Dönüp bakmaz da. Ama herkes iyi niyetli değil ki. Bunun bileziğinde, kolunda o bileziği gördüğü zaman, boynunda o zinciri gördüğü zaman, o kadını tek başına kıstırırsa veyahut da evinde tek başına kalıyorsa, evine girer, camına da kasteder, namusuna da kasteder. Yolda giderken aynı şekilde camına bile kastedebilir. Peki gizli olursa görmezse o su niyetli dediğimiz kötü niyetli kimse görmediği için niye de saldırayım diyecek. Evet, evet. Yani burada Allah-u Teala ziynetlerinizi gizleyinden murat kadın kullarını muhafaza için emirdir. Bu emre ittiba ederse uyarsa kadın kendisi rahat eder. Peki. Ama serbesttir. Yani ziynet olarak onların hepsi serbesttir. Erkeklerde serbest diyeceğim. Erkeklerde altın yok. Altın taşıyabilir. Takamıyor. Gümüş takıyor. Peki demir veya başka maden takabiliyor mu? Takmıyor. Boynuna takabiliyor mu? Ancak erkekler hani bazen oluyor. Şifa için, hastalık için kulağına bir şey takılacaktır. Bileğine bir şey takılacaktır. Bilekliktir. Yani şifa için bazen böyle manyetik alan meydana getiren bilezikler falan var. Onlar mesela takabiliyor şifa Peki. için. Ramazan ayında oruçluyken uyumak günah mıdır? Yok. Hocam. Çok da kolay oluyor. Kimse duymasın da. Çok çabuk ve kolay oluyor değil mi? Şimdi, bir dakikada gözler gidiyor. Hemen dalıyoruz yani. Böyle bir dalma modeli de yok. Ben o doktorlara sormuştum. Dedim hani diğer zamanlarda gerçi burada uykuyu bölüyoruz bölmesine de. Yine de 2-3 saat uyuyunca insan dinç durması lazım. Durduğun zaman oluyor fakat otururken tak diye bir için geçiyor. Evet. Dedim bunun sebebi ne? Rüya bile görüyor. 5 dakika ama. Bir bakıyorsun 5 dakika içerisinde geçiyor için. Peki sebebi ne? Dediler ki yani mideye bir şey gitmediği için kan şekerinde düşmeler olur. O kan şekerindeki düşmeler neticesinde vücut dediler hemen bir rehavete kapılır. Otomatik olarak uykunun gelmesi de ondandır dedilerdi doktorlar. Ama buna rağmen mesela işimiz gereği. Biz şimdi tamam hani dinçiz de ama gündüz uyuyoruz. Kimse duymuyor. Değil mi? Uyumaz mıyız hocam? Evet. Kredi kartıyla nakit çekip aynı zamanda başka borcu varken taksitlerle hac ibadetini yerine getirmek caiz olur mu? Caiz değil. Peki hacca gideceksin. Niye karıştırıyorsun kredisini, meredisini falan? Eğer yoksa böyle bir imkanın. Efendim işte insanlar ne der? Benim işte malım mülküm var daha sen hala hacca gitmedin falan. İnsanların rızası, insanların isteğiyle yapmıyorum ki ben o ibadeti. Rabbim bana emrettiyse, Rabbimin emrileri de aynı şekilde kitaplarda, fıkıh kitaplarında şu şartları olan kimseye ömründe bir defa hacca gitmek farz. Ha bu şartlar bende tahakkuk etmişse hazırlığımı yaparım. Şimdi kendi kafana göre de gidemezsin. Diyanete önce de müracaat etmen lazım. Kurralar çekiliyor. Evet. Ve o kurrada da çıkarsan o zaman gidersin. Mukabele okunurken sesli okuyan eğer hatalı ve tecvitsiz okuyorsa
iyi bilen bir başkası da sessiz okurken ondan iki satır veya bir yaprak önde olsa günah olur mu? Diyor bir izleyenimiz. Yok olmaz. Niçin şey yapsın ki? Yani o okuyor, bu da kendisi okuyor. Kendisi okuyor. Kendisi okuyan da iyi biliyor bu Kur'an'ları. İyi biliyorum diyor. Ona itibar etmiyor. Olabilir. Hı. Olur değil mi? Olur. 5-6 kişiyle birlikte mukabele okuyoruz. Yeni öğrenenler hatalı okuyorlar. Mukabele olur mu? Hatalı okunan yer manayı bozacak şekilde ise bilenlerin onu tasih etmesi, düzeltmesi lazım. Anında mı? Anında. Ha. Hemen mesela okurken yanlış okudu. Kelimeyi yanlış anladı. Hemen müdahale edecek. Kelimeyi telaffuz edecek. Hmm. Orada düzelmesi lazım. Emekli ikramiyesini bankada tutunca verilen fazlalığın alınması caiz mi? Caiz. Çünkü devlet kendisini malandırıyor onu. Koyuyor. Ne kadar orada kaldıysa birkaç ay, bazen de bazıları unutuyor. Bir sene kalıyor. Ne malandırıyor? Veriyor onu. Evet. Bankaya ödediğimiz faizler helal midir demiş bir izleyenimiz. Ödediğimiz faizler. Şimdi o apayrı bir durum. Çok açık konuşuyoruz. Evet, çok apayrı bir durum. Bir kere sen gerçekten o duruma düştün mü düşmedin mi? Ya karşı taraf zaten o sistemle çalışıyor. Banka deyince para satarak aynı şekilde bunu çarpıyor falan. Bunun adı dinde de aynı şekilde faiz diye geçiyor. Sen oradan talep ederken, mesela talep edenler olmamış olsa banka ayakta durur mu? Mümkün değil. Açar mı? Açamaz. Açamaz tabii ki. Dolayısıyla talep var. Talep olunca da aynı durum söz konusu. Burada esas işin ucu gene bize değiyor. Gerçekten dinimizin bildirmiş olduğu zaruret kapsamı içerisinden biz müracaat ettik. Yoksa keyfe keder mi? Ya şu para şurada dursun, altınlarda bozulmayalım da gidelim kredi çek verelim mi dedim. Halbuki burada imkanım vardı. O imkanı kullanmadan oradan kredi günah olur tabii ki. Günah olur. Öbürsüne teşvik ediyorsun. Evet. Hocam bir araya gidelim. Aranın sonrasında buradayız. Kısa bir aramız var. Aranın sonrasında sorularınızla devam edeceğiz efendim. Osman Ünlü ile Ramazan Akşamları programı devam ediyor TGRT Haber Televizyonu'nda. Aynı zamanda programımız TGRT Euro ve TGRT FM'den de ortak olarak yayınlanmakta olduğunu bir kez daha ifade edelim. Değerli izleyenler, merak ettiğiniz tüm soruları lütfen bizlere yazmaya devam edin. WhatsApp üzerinden gerek sesli sorularınız, gerek yazılı sorularınız, gerekse de videolu sorularınızı ekranınızda yazan numara üzerinden, WhatsApp üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam devam edelim. Kefaret orucu peş peşe mi tutulur diyor bir izleyenimiz. Mehmet Bey, kefaret orucu hakkında kitaplarda duyuluyor ki bu ceza. Ceza olduğu için de peş peşe, arka arkaya tutması gerekir. Kadın da erkek de. Peki kadın da erkek de hastalanırsa ara veremez buyuruluyor. Yolculuğa çıkarsa ara vermez. Bir tek kadınlar muayyen hallerinde ara verir. 5 gün, 6 gün ne kadar sürüyorsa hemen biter bitmez tekrar devam eder. Devam eder. 60 gün peş peşe. Bunun için de mesela Ramazan ayından hemen sonra Şevval ayı şu an geliyor önümüze, bayram ayı. Şevval, Zilkade, Zilhicce. Zilhicce'nin onda Kurban Bayramı. Bunun için mesela kadınların Şevval ayından itibaren şeye başlamaları, kefarete başlamaları uygun değil. Evet. Çünkü Kurban Bayramı'na kadar, Kurban Bayramı'na bitirmesi lazım. Kurban Bayramı 1., 2., 3., 4. gün oruç tutmak haram. Ara verince başa dönmesi gerekir. Bunun için bu aylar geçtikten sonra başlandılar onlar. Bir de mesela 3 aylar dediğimiz Recep ve Şaban ayı başlayınca kefaret orucuna niyet edenler oluyor. Kadınlar yine hassastır. Yani Recep ayı gelmeden bir ay öncesinden başlaması lazım. Muayyen günde hesap ederek Ramazan-ı Şerif girerken 60 gün tamamlanacak. Hocam dinimizin hükmü nedir kefaret orucunu da tutmayana? Şimdi kefaret orucunu tutmak farz. Farzı yerine getirmeyene ahirette bunun bedelini ödettirirler. Bedelini ödettirirler. Ben çocukken babaannem bizi teşvik ederdi böyle. Oğlum dedi şu namazları vaktinde kılın. Yoksa dedi kızgın saçta bunu ödettirirler. Ben de takılırdım da bir çocuktum o zaman. Ya ne dedim, orada kızgın saç mı var falan. Ne bileyim oğlum dedi, öyle anlatırlar. Sonra kitaplara baktım, var. Ya. 5 vakit namazda o azap geliyor. Mesela zekatı verilmeyen mallar Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Boynuna takılır buyuruyor. Onun ağırlığı altında. Dünyada sen bunların zekatını vermeden hadi buyur buyurlar. Yani bunlar anlatılmış. Ama bunlar bizim için gayıptır. Gayba iman etmeyi istemiş Cenab-ı Hak. Hani gözümüzün perdesi kalsa bunu görsek herkes yapar o zaman. Ama gayba imanı istemiş Cenab-ı Hak. Görmeden inanmayı istemiş. Gördükten sonra herkes inanır o zaman. Evet. Devam edelim. Rükuda topuklarımızı birleştirmek sünnet midir diyor hocam? Sünnettir. Rüküye inerken
sol ayağın topuğunu sağ ayağın topuğuna getirip birleştirmek sünnettir. Peki rahatsızlığı varsa yapamaz. Benim de mesela şu topuklarım, dizlerim daha doğrusu, burada kemikler tam birleşmesine mani. Şey yapamıyorsun. Ve adam çok kilo oldu mesela. Birleştirirse bat diye düşecek. Ama hükmü nedir? Duruma müsaittir. O zaman rüküye giderken ayakları ikisinin uçlarıyla değil topuklarını birleştirmesi sünnettir buyuruyor. Evet, enteresan bir soru. Eşimle kavga ettik. Babasının evine gitti. Ben de kızgınlıkla ona o yokken 3 kez boş olsun dedim. Hükmü nedir? O yokken demiş. Bunu hanımı duyduysa bitti iş. Çünkü dini nikah akdi yapıldığı zaman bu bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyi bozan kelimeler. Boş ol, boş ol demek, şart olsun demek. Boşamak niyetiyle annenin evine git demek, defol git demek. Bunlar mecaz. Fakat erkek gerçekten boşamak niyetiyle söylüyorsa bir defa söyleyince 3 bağla bağlıdır. Bir bağın birini kopartır. 3 defa söylese 3'ünü de kopartır. Peki ne yapacak ondan sonra? Yapacağı tek şey o hanım başkasıyla evlenir. Evlendiği kimse ayrılırsa veyahut da ölürse tekrar ilk kocasıyla evlenebilir. Veya ilk dini nikah hakikleri Hanefi mezhebinin İmam-ı Azam İbn Hazretleri'nin şartlarına uygun da İmam-ı Şafii Hazretleri'nin şartları ağırdır dini nikah hakkinde. Çünkü kadının velisinin bulunması şart. Sonra şahitlerin ikisinde, iki tane şahit, ikisinde erkek olması şart. Ve ikisinde 5 vakit namazını kılan, öyle yalan söyleyen veyahut da günah işleyen kimse olmaması şart. Nikah kelimesi, tezviç kelimesi bizzat akitte söylenmesi şart. Ama Hanefi mezhebinde bir kadın, iki erkek veyahut da aynı şekilde ikisi de vekaleten, vekil gönderdiler, vekaleten kıyılabilir. Ve velisinin olması şartı yok. Tamam, dini nikah Hanefi mezhebine göre uygundu. Bugüne kadar tamam evliliklerini devam ettirdiler ama çocuklar var. Sonra adam pişman oldu. O zaman bunlar yeniden İmam-ı Şafii Hazretleri'nin nikah ve talakta taklit ederek nikah hakkı yaparak evliliklerine devam etme imkanları var. Evet, oruçlu kişi dalgınlıkla nefsine uyarak hanımını öptü. Oruca zarar gelir mi? Şimdi kitaplarda anlatırken Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam bir genç geliyor. Diyor ki hanımını öpersem oruç bozulur mu? Ona bozulur buyuruyorlar. Yaşlı birisi geliyor. O da aynı soru soruyor. Bozulmaz buyuruyorlar. Tabii müştehit imamlar ikisini de alıyor bunun. Sebebi nedir? Sorulmuş da aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e. Genç olan, tabii yaşlı olana göre şehveti daha çok aynı şekilde. Şehvet demiş olabilir. Şehvet de yaptıysa bozulur. Ama yaşlı kimsenin şehvet hareketi geçmesi falan çok zor olur. Hele oruçluyken çok zor olur. Ona da bozulmaz buyurmuşlar. Peki. Umredeyim, kesilen saç ve tırnak Cennetül Baki'ye gömülebilir mi? Gömülür tabii canım. Cennetül Baki'ye, Cennetül Mualla. İzleyicilerimiz veya dinleyicilerimiz şey yapabilirler. Cennetül Baki neresi? Cennetül Mualla neresi? Mekke-i Mükerreme'deki Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Hatice Validemizin de defnedilmiş olduğu mezarlığın adı Cennetül Mualla'dır. Hazreti Osman'ın, Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anhuma defnedildiği Medine-i Münevvere'deki mezarlığın ismi de Cennetül Baki'dir. Cennetül Baki'ye de, Cennetül Mualla'ya da gömülebilir. Cennetül Mualla'ya her zaman sokmuyorlar Suudlar. Ama Cennetül Baki'yi açıyorlar. Sabah namazında, ikindi namazından sonra falan açıyorlar. Eskiden daha katı davranıyorlardı, şimdi biraz daha rahatlatmışlar. Daha biraz daha rahatlar. Erkeğin aldatması yüzünden biten evlilikte kadının bedduası tutar mı? Kadının bedduası tutar mı? Haklıysa, ona zulmedildiyse, eziyet edildiyse, itibarıyla oynadıysa ve ne kadar zulme uğradıysa o kadar beddua ettiyse tutar. Evet, ama peki o bedduanın yapılması doğru mu? Caiz doğru mi? Değil. Çünkü orada sınırı bilemeyiz ki. Benim ne kadar hakkım var? 10 kilo mu, 20 kilo mu, 50 kilo mu bilmiyorum ki. Ama elimi açıyorum ki 250 kilo aynı şekilde yüklemeye yapıyorum. Hakkım 50 kiloydu. Ne oldu bu sefer? Karşı tarafınki geçmiş olur. Onun için böyle durumlarda Allah-u Teala'ya havale etmeli. Peki beddua hiçbir şart ve halde yapılmamalı değil mi? Dinimiz hükmü ne? Mümkün olduğu kadar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki birisi böyle beddua etmiş, hakkını aldım buyuruyorlar. Yarın ahirette bir şey alamazsın. Çünkü beddua etti. O ona müptela olur o. Beddua gider. O kimse o sıkıntıyı çeker. Yani kişinin hakkıyla doğru orantılı bu söylediğiniz. Evet, yani eğer çok yani içi yandıysa diyelim amiyane tabirle bunu yapabilir belki değil mi? Yapabilir ve kafir de olsa Müslüman da olsa mazlumun bedduasının önündeki bütün perdeler kaldırılır. Yani çabucak peki tesirini gösterir. Eşim küçük bir kavgada sürekli beni evden kovuyor. Nikahımız bozulur mu? Yani evden gözümü görmesin diye kovuyor. Nikah bozulmaz tabii canım. Kızmıştır. Her şeyde de aynı şekilde nikah bozulur denmez yani.
Çünkü adama soruyorsun. Ya kadın anlatıyor bunu. Böyle dedi, böyle dedi de. Bir de ufak bir kavga hocam. Ufak bir kavga. Erkeğe soruyorsun. Yok diyor ya, korkutmak için söyledim. İşte öyle söyledim falan. Ya niyet aynı şekilde boşanmak değil. Ya bir şey olmaz. Ve her yapılan şeyi de hemen dışarıya, bizim oralarda bir tabir kullanılan, lüllüm etmek tabiri. Yani deşifre etmek, anlatmak manasında kullanılan. E söylemenin bir alemi yok. Hani derler ya, kol kırılır yen içinde. Şimdi evin içerisinde elbette ki sütliman değildir. Her karı koca arasında ufak tefek sürtüşme muhakkak olur. Ve mesela gelin kaynana arasında muhakkak olur. Şeyde, test konusu hocam o. Şey değil yani, mümkün değil bu. Mümkün değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Allah-u Teala hanımlardan en iyilerini bana eş olarak, hanım olarak nasip etti. En iyileri. Ama kadın kadındır. Kadınlık özellikleri var. Hazreti Ayşe validemiz bir gün aynı şekilde bir şey oluyor falan da kıskandın mı diye soruyor. Evet diyor. Kıskandım. Buyuruyorlar ki ağzındakini çıkar. Ben kıskanamaz mıyım falan. Bu diyor iyi bir huy değil. Tamam. Cenab-ı Hak vermiş. O da onu törpüleyecek. Kadınlık özellikleri itibariyle. Kadının en büyük cihadıdır bu. Yani kadınlarda da nefs erkeğe göre daha kuvvetlidir. Evet. Dolayısıyla bu mutlaka olacak. Yani en iyilerin arasında bile olmuş. Yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hanımı Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe validemizle Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemiz arasında sürtüşme olmuş. Yani kitaplarda bu yazıyor. İkisi de çok yüksek hanım bunun. Birisi Peygamber Efendimiz kerimesi cennet hanımlarının yükseklerinden, Hazreti Ayşe validemiz cennet hanımlarının yükseklerinden ayet-i kerimeyle metü sena ediliyor. Ama kadınlık özelliklerini unutmamalı. Hatta bir seferinde Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri eve geliyor. Hazreti Fatıma radıyallahu anh bir şey söylüyor. Anha bir şey söylüyor. Üzülüyor Hazreti Ali'yi. Mescide gideyim diyor. Resulullah Efendimiz'i görürüm, ferahlarım falan diye. O anda da Resulullah Efendimiz Hazreti Fatıma'nın huzuruna geliyor. Diyor ki ne oldu? Bakıyor ağlıyor. Diyor ki bir şey oldu, böyle böyle söyledim falan. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam kızına nasihatları var. Ya Fatıma diye başlayarak. Ama cennet hanımlarının en yükseği. Ama kadınlık özelliğidir o. Hocam bir soru gelmiş. Diyor ki Akdeniz anemisi, yani talasemi genetik kan hastasıyım. Oruç tutamıyorum. Karşılığında ne yapabilirim? İçim rahat etmiyor demiş bir izleyenimiz. Gerçekten tutamıyorsa, tutması mümkün değilse fidye verecek. Her günü için 1750 gram buğday veya un. 52,5 kilo un eder o da. Evet. Esnafım, kredi kartı kullanıyorum. Kredi kartı kullandığım için banka bana alışveriş karşılığında puan veriliyor. Verilen puanlar caiz midir diyor hocam bir izleyenimiz. Bankadan talep etmiyoruz ki. Bankadan talep etmiyoruz. Ve o sadece bir kişiye değil, herkese yapılıyor. Ferdi kredi kartlarında da veriyor. Alışveriş yaptığın zaman puanlama gönderiyor. Bu puanlama neticesinde diyor ki şu kadar alışveriş yapabilirsin. O bankanın müşterisine promosyon dediği, promosyonu, değil mi? Hediyesidir. Tamam. Videolu sorularımız varmış. Müsaadeniz olursa o videolu sorularımıza şöyle bir bakalım. Videolu sorularımızdan birincisini hemen alalım lütfen. Hayırlı Ramazanlar hocam. Biz tarlaya buğday ektik. Bunun stüdyodaki sesi biraz yükseltebilir misiniz? Buğday olarak mı vereceğiz? Para olarak mı bir fakire versek olur mu? Hayırlı geceler. Evet, soruyu bir daha başlayalım. Hayırlı Ramazanlar hocam. Biz tarlaya buğday ektik. Bunun uşrunu buğday olarak mı vereceğiz? Para olarak mı bir fakire versek olur mu? Hayırlı geceler. Hayırlı geceler ya. Maşallah. Maşallah. Bu unutulan bir zekat, uşur, toprak mahsulü zekatı, buğday ektik diyor. Bunun zekatı, toprak mahsulü zekatı, uşur deniyor buna. Çıkan buğdayın onda biri, 10 ton çıktıysa bir tonunu fakire vereceğiz. Dağıtacağız. Peki masraflar düşecek mi? Hayır buyuruyor. Şeyde yok. Toprak mahsulü zekatı verilirken yapılan masraflar düşülmüyor. Öyle mi? Ticaret malında mutlaka da... Mutlaka onda birini vereceğiz. Evet, mutlaka. Çıkanın onda birini verecek. Ondan sonra borcun, derdin neyse onları verecek. Bir de küçük dinleyicimiz, izleyicimiz diyor ki bunun diyor para olarak bedelini verebilir miyiz? Kitaplarda toprak mahsulünün ya bizzat kendisi buğday, nohut, fasulye ne ektiyse kendisi veya bunun bedeli altın olarak verilir oluyor. Peki. Video sorularımızdan ikincisini getirelim ekranlara şimdi. Hocam selamun aleyküm. Toki'den ev almak caiz mi diye. Hocam Toki deneyim almak caiz mi diyoruz? Şimdi tabii anne baba da sorduruyor da Toki uzun bir süre tanıyor. Toplu konut dairesi. Ve belli bir fiyatlandırma yapıyor. Bütün bu fiyatlandırmaların hepsini senin önüne koyuyor. Yani bizim gördüğümüz, sorduğumuz kadar hepsini önüne koyuyor. 20 sene ödemeli diyor.
20 sene sonunda bu fiyat çıkıyor ortaya. E diyelim ki 500 bin lira mesela. Hı hı. Ayda şu kadar taksit. Kabul diyorsun, atıyorsun imzayı. Bunun mahsuru yok. Mahsuru yok. Ha TOKİ'den almışsın, başkasından almışsın. Aynıdır yani. Evet, peki. Bir sorumuzu daha alalım lütfen. Hocam ne zaman oruç tutabilirim? Tamam, inşallah. Hocam görüyor musunuz istatistikleri? Yani 12 yaş ve 6. Maşallah. Sorular böyle geliyor. Evet. Galiba anneler babana çekiliyorlar herhalde soru sorarken, değil mi acaba ekrana çıkacağız diye? Çocukları mı öne sürüyorlar hocam? Hem, ekran, böyle hem ekrana çıkacağız diye hem de utanıyor. Bilmiyor mu? Birisi görür, sen bunu bilmiyor muydun diyecek. Değil mi? Bari çocukları öne sürelim. Öne sürelim. Gibi mi acaba? Efendim çocuklar, kız çocukları 9 yaşından itibaren buluğa erebilir. Evet. Erkek çocuklar da 11 yaş sonu itibaren. Buluğa erince farzdır. Peki buluğa ermeden, ergenlik yaşına girmeden önce kız ve erkek çocukları alıştırmalı. Efendim yazın işte telefonlar. Yok, telefon olmaz, yan da olmaz, bir şey de olmaz. Hatta hatıra olarak da anlatılır. Bir yaza denk gelmişti, ben oruç tutmuştum falan. Akşama kadar bir susamıştım falan diye. Evet. Böyle anlatırlar, dururlar. Onlar güzel bir de hatıra olarak kalır. Hem sevabı kendilerine olur, hem annesine babasına olur. Yani ekrana gelen izleyicimiz o yaşta da oruç tutarsa ya peş peşe tutamayabilir. Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Bir gün direkli olur. Bize öyle derlerdi. Yedim bir de aa derler, dilin ortasına direk oluşmuş. Bugün oruç değilsin falan diye. Tutmaları faydalıdır. Peki, son WhatsApp sorumuzu aldıktan sonra diğer sorularımızla devam edelim. Buyurun efendim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kayınvalidem rahatsızlığından dolayı oturduğu yerde namaz kılıyor. Secdeye eğildiğinde başını sert yere getirmesi şart mı? Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Şimdi efendim... Fıkıh kitaplarında anlatılırken, iman kitaplarında anlatılırken ayakta duramayan oturur. Oturur deyince orayı da açıyor tabii kitaplar. Nasıl oturur? Diz üstü mü? Diz üstü oturamıyor. Bağdaş kurar. Bağdaş da kuramıyor. Ayaklarını uzatır. Kıble istikametine. Yok efendim o kadar değil. Ben diz üstü oturabiliyorum. Tamam oturdu. Hatta ayakta tekbirini aldı. Ondan sonra oturdu, devam ediyor. Rükû için biraz eğilir. Secdeye gidebiliyorsa secdeye gider. Gidemiyorsa ne yapacak? Ha gidemiyorsa oturdu, bağdaş kurdu veya diz üstü oturdu. Yattı, ayaklarını uzattı. Eli burada. Bu kadar eğilir, bu rükûsu olur. Semallahu aleyhi ve sellem diye kalkar. Secde içinde bundan biraz daha aşağı eğilir. İki defa. Bu da secdesi olur buyuruyor. Buna ima ile kılmak deniyor kitaplarda. İma böyle, ile kılmak. Evet, ima ile kılmak. Efendim bunu da kabul eder mi Allah-u Teala? Bunun böyle olduğunu bildiren Allah-u Teala peygamberi vasıtasıyla bildiriyor. Ama işte efendim ben ayakta duramazsam ben kendimi ayıplarım falan. İyi de emir edepten üstündür. Her şeyin sahibi. Hastaysan böyle yap. Hatta su sana zarar verdiği zaman suyla değil toprakla teyemmüm yap buyuruyor. Toprakla teyemmüm yaparak kıldığın namaz da cana ibadettir, Allah-u Teala kabul ediyor. Suyla abdest alıp kıldığın namaz da Allah-u Teala kabul ediyor. Her ikisinde de ölçü samimiyet. Samimiyet, peki. Allah-u Teala ismini Kürtçe söylemek uygun olur mu? Efendim Allah lafzını Cenab-ı Hak mesela çoğu Arapça diyor. Arapça değil efendim. Çünkü Arapça kelimeler yani yeryüzündeki lügatların içerisinde, dillerin içerisinde en zengini Arapça. Hı hı. Yani biz ilahiyat okurken falan o zaman deniyordu işte 200 bin kelimesi var falan diye. Arapçanın çok zengin bir dil. Ve bir de gramer yönü itibariyle de çok ölçülü bir dil. Bir de zor. Zor. Ölçülü bir dil. Mesela Allah lafzı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki benim ismim bu. Arapça kelimelerin mutlaka bir tekili, müfret deniyor ona. Bir de çoğulu, cemisi var. Mutlaka olur. Hatta mesela Türkçe'de yok, ikil tabiri, tesniye tabiri kullanıyor. Cemi, çoğul, tesniye, ikil. Bizde yok mesela, Türkçe'de yok, ikiller. Mesela biz bir kişiye o deriz. Evet. Zamir olarak. Arapça'da hüve denir. İki kişiye biz onlar deriz. Hı hı. Ama Arapça'da hüma der. Üç ve daha fazlaysa hüm zamirini kullanır. Çoğul zamirini kullanır. Allah lafzı ne isim ne fiil. Hiçbirisine benzemiyor Arapça'da. Dolayısıyla Arap gramerine göre Allah lafzının çoğulu yok. Hani bazıları diyor ki biz lar takını koyuveririz. Sen Türkçe koydun o zaman. O değil o. Yani Arap gramerine göre, Arabi gramerine doğru göre olmuyor, şeyin yok Allah lafzının. Tekili yok, çoğulu yok. Yani tektir. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu isim bana aittir.
Dolayısıyla bu ismi Müslüman olan, ister Japon olsun, ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Arap olsun, ister Fars olsun, İngiliz olsun, Rus olsun. Bunu bu şekilde telaffuz eder, ibadette de bunu kullanır buyuruyor. E peki öbür türlü mesela Türkçe'de biz Tanrım diyoruz. Kullanılabilir, belli yerlerde kullanılır. Tanrı kelimesini başka yerlerde de kullanabiliriz. Ama Allah lafzını oralarda kullanmamız mümkün değil. İlah kelimesi, Hüda kelimesi, Rab kelimesi de kullanılır. Ama bunların hiçbirisi Allah lafzı yerine geçmez buyuruyor. Evet. Onu o şekilde bilelim. Peki telefondan abdestsiz Kur'an okunur mu? Yolda, otobüste nerede boşluk bulsam hatim indirmeye çalışıyorum. Bu doğru mu Osman Hocam'a sorarız? Şimdi abdestsiz olarak ezberindekini okuyabilir. Ama elinde tuttuğu telefonda yüklü. Nasıl ki mushafı yani Kur'an-ı Kerim'i yazıyla yazılmış olanı abdestsiz tutmak haramsa telefona yüklenmiş olanı. Çünkü içinde hafızada kayıtlı. Evet, abdestsiz tutmak caiz değil buyuruyor. Evet. O bakımdan mahsur var. Yani böyle sıkıntılar olacaksa tekrar indirip yüklemek çok daha faydalı değil mi? Yani tabii. Oradan silmek lazım, tabii tekrar silmek yüklemek lazım gibi. Evet. İmsak vakitleri yanlış mı TGRT'de? Değil. Değil efendim. Onu söyledik zaten. Akika kurbanını kimler yiyebilir diye bir soru var. Akika kurbanını kesen kendisi yiyebilir. Çocuğun annesi babası yiyebilir. Çocuğun kendisi yiyebilir. Zengin fakir herkese ikram edilebilir. Kurban bayramında kesilme şartı söz konusu değil. Hı hı. Ve kurbanlık hayvanlardan birisi olması gerekir. Mesela diyelim ki bir yaşındaki kuzuyu da gerçi bir yaşındaki kuzu 6 aylık hayvan, 6 aylık kuzu anası gibi iriyse olabilir de bir aylık kuzu getirip de aynı şekilde akika diye kesilmez. İzleyenimiz ısrarla soruyor. Peki sorayım yani biz anlattık bu konuyu ama çok ısrarla yazdığınız için söyleyelim bir kez daha. Mehmet Bey lütfen tekrar sorar mısınız? Bana verilen promosyonu kullanayım mı? Helal mi? Teşekkürler. Promosyon diyorsun. Evet. Hediyedir. Kullanabilirsiniz. Tamam yani İbrahim Bey sorunuzun cevabını da vermiş olduk. Çok sıcak oruç tutmasam güne olur mu? Şimdi çok sıcak. Geçenlerde siz bir şey anlattınız. Hani fırıncılar var, şeyler var. Onların aynı şekilde şeylerini anlatmıştınız falan. Hakikaten onlarınki çok zor. Onların çok zor. Buna rağmen oruç tutuyorlar onlar. TGRT haberde de gösterildi onlar. Tabii tabii. Ben onlara baktım. Haberini yaptık. Haberini yapmıştınız. 2 gün önce yaptık. Evet. Ancak kitaplarda şöyle bir ifade geçiyor. Sabır çok demiştik soğuk. Hatta sonunda. Çok soğuk, çok sıcak. Gerçekten bunu telef edecekse, hastalanacaksa, hasta olacaksa, diğer işlerini yapamayacaksa, nafakasını temin edemeyecekse, İslamiyet ona bir izin vermiş. Ama ya ben sıcağa dayanamıyorum falan. Peki ahirette nasıl dayanacağız o zaman? Sabretmemiz gerekir. Tabii siz de çok önemli bir şey söylemiştiniz. Yani ya çok sıcak ya da çok soğuk. Şimdi soğukta da üşüme durumu var. Tabii üşüme durumu. Titreyebiliriz yani. Tabii yemeği. Kat kat giyinsek de üşür. İçi üşüyor. Tabii içi üşür. Yani her mevsimin ayrı zorluğu var aslında. Tabii. Kışın kısa günlerde diyorsun da o zaman da açlıktan dolayı üşüyorsun. Evet o üşümek de öyle çok kolay bir şey kolay değil. Yani. Tabii. O da sobanın bayağı dibinde duruyorsun gene öyle titriyorsun. Evet. Dinen fakir olduğumuz nasıl anlaşılır? Dinen fakir olduğumuz dinimizin bildirmiş olduğu bir ölçü var. O iş değişmez. Sadaka-i fıtır da değişmez. Mesela sadaka-i fıtır dersene bu sene kaç tane olacak? Ya bu senesi bu senesi yok. Borsa değil bu. 5 tane madde bildirmiş İslamiyet. Otur sen de bak hangisinden istersen ondan birisinden verirsin. Ya kendisini veyahut da bedelini altın olarak verirsin. Zekatı da 4 türlü zekat malı var diye açıkça bildirmiş. Zengin olduğumuzun anlayabilmemiz için o ölçüyü de bildirmiş. 20 miskal altın deniyor. Miskali biz şimdi kullanmıyoruz. Gram kullanıyoruz. Bir miskal 4.8 gramdır. 4.8'i 20 ile çarpınca karşımıza 96 gram altın çıkıyor. 96 gram altınımız. 96 ve daha fazla altınımız. Veya bunun karşılığı paramız varsa, tabii altın birden patladı gene yükseldi. İşte 11 bin lira civarında falan tutuyor. Bazen mesela 5 bin liraya indiği olur. Altın düştüğü zaman Türk parası düşer. Ama altının gramında oynama olmaz. Gene 96 gram o. O hiç değişmez. Yani 96 gram karşılığında ticaret malım varsa zenginim. Borcunda yoksa değil mi? Evet aynen öyle dediğiniz gibi efendim. Dolayısıyla dinen zengindir. Zekat verecek. O kadar değil. 96 gramın altında benimki. 10 gram, 20 gram, 30 gram. Dinen evet. Fakirdir bu. Yani bu zekat alabilir mi? Evet zekat alabilir. Efendim bundan daha fakirleri var. Ya o tercih sana ait. İster buna verirsin, ister hiç olmayana verirsin. Evet, evet. Tercih sana ait. Peki, namaz kılarken yanımızda bir cemaat oluştu. Bozup cemaate uymak mı, namazı tamamlamak mı daha evladır? Eğer imam, yani orada diyelim ki şartlarına uygunsa,
itikad düzgün ve şartlarına riayet ediyorsa kitaplarda bir şey yazıyor. Buyuruyor ki biz mesela öğlenin farzına durduk. Birinci rekatta tam Fatiha'yı okurken üç kişi geldi orada cemaat oldular. Hı hı. Hemen bir selam veriyoruz ona uyuyoruz. Birinci rekatın secdesini yaptıysak ikinci rekatta onlara uyuyoruz. İkinci rekatın secdesini yaptıysak üçüncü rekatta aynı şekilde gidip uyuyoruz. Dördüncü rekata kadar bu şekilde sıralamışlar. Şartlar uygunsa. Ama yok efendim benim acil işim var. Hem farzını kılacağım ve gideceğim. Cemaatle namaz kılmak sünnettir. Dolayısıyla acil işi olması sebebiyle tek başına o namazını kılar gider. Ama vakti var. Orada cemaat teşekkül ettiyse bu başlamış olduğumuz namazı bozuyoruz. Oraya ittiba ediyoruz. Peki. Özel günleri kutlamanın dinimizde yeri var mıdır diyor. Dinimizde mesela doğum günü. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam doğum günü kutlanıyor. Hı hı. Dolayısıyla oradan kalıyor. Özel günlerden, özel günler olarak Allah-u Teala ihsan ettiği, mesela bu Ramazan-ı Şerif'in içerisinde ya geçti ya gelecek bilmiyoruz artık. Mesela bu gece de kritik bir gece. Nasıl kritik bir gece? İmam-ı Şahrani Hazretleri buyuruyor ki pazar günü başlarsa Kadir Gecesi şurada olur, pazartesi başlarsa böyle olur. Onun hesabına göre de, İmam-ı Şahrani Hazretleri'nin hesabına göre de bu gece Kadir Gecesi olma ihtimali var. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadına göre 17'siydi geçti. Peygamber Efendimiz hayattayken soruyorlar Kadir Gecesi ilk geceydi geçti buyuruyorlar. Yani gizlemiş Cenab-ı Hak. İmam-ı Azam Efendi Hazretleri'nin içtihadına göre de 27. gecesi olma ihtimali çok kuvvetlidir. Peki rastlamadı. Biz 27. geceyi yine Kadir Gecesi olarak aynı şekilde ihya ediyoruz. Kutluyoruz falan. Onu o şekilde kutlamanızın bahsi var mı? Yok buyuruluyor. Çünkü 27. geceye çok isabet etmiş Kadir Gecesi. Mesela bu gece 21. gece tek geceler isabet etmiş. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bulundurduğu 17. geceye isabet etmiş. Zaten geceler kısa olduğu için çoğu da uyumuyor. Teravih kılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, sahur yapıyor, yiyor. Günahlardan uzak duruyor, Kadir Gecesi'ni ihya etmiş olur. Peki günahkarın duası kabul olur mu? Günahkarın duası da kabul olur. Hani belki izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Bazen biz de naklediyoruz. Mesela bu TGT belgeselinde ve TGT haberi sabah erkenle Huzura Doğu'da yayınlanan o programda anlatıyoruz. İşte duanın şartları İmam Gazali Hazretleri bildirmiş, Muhammed Tadimi Hazretleri bildirmiş, hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Onları naklediyoruz duanın kabul olabilmesi için. Ama adamcağız günaha batmış. Fakat kalbi cız etmiş böyle. Yaptığı günahların altında eziliyor. Ağırlığı hissediyor. O anda kalbi müsait. Elini açıyor ya Rabbi diyor bana tövbe nasip et. Bana hidayet nasip et. Beni bu sıkıntılardan kurtar ya Rabbi diye dua ediyor. Cenab-ı Hak kabul eder. Peki. Hangi şart altında olursa olsun. Yeter ki diliyle kalbi beraber olsun. Tazminat bir hak mıdır diyor. Tazminat hak değildir. Tazminat hak değildir. Hani Türkiye'de Avrupa'da kullanıldığı için hani daha önceki bir şeyde konuşmamızda aynı şekilde siz de bahsetmiştiniz. Yok İtalyan kanunu, İsviçre kanunu getirdi. Böyle girdik. Medeni kanun diyoruz ya. Evet. Bazı şeyler sokuşturulmuş. Dinimizin bildirmiş olduğu hüküm değil o. Yani onları kullanıyorlar tazminat. Ben şimdi bir müessede çalışıyorsam devlete çalıştım ben. Devlete çalıştım. Çalıştığımın karşılığını devlet bana verdi mi? Verdi. Ama efendim benim işimden oldu. Ben ondan sonra ne yapacağım falan. Devlet gene işsizlik maaşı benzeri şeylerle telafi ediyor. İyi de şimdi devletten ben tazminat almaya, devlet veyahut da özel şirketten tazminat almaya falan bu hak değil. Benim sayemde kazandı diyor. Yani ben Osman Ünlü olmasaydım Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı çalışsam Milli Eğitim Bakanlığı ayakta duramayacak mıydı? Olmaz öyle bir şey. Özel şirkette de aynı şekilde. Yani tazminat dinimizde yok. Tazminat dinimizde yok. Mezhepler neden ortaya çıkmıştır? Uzun bir konu ama. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken vahiy gelmeye devam ediyordu. Dini sahibi hayattaydı. Bütün meseleler soruluyordu. Eshab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'in yani ilk gören, onun sohbetinde bulunan Peygamber Efendimiz'in talebeleri, hepsi içtihat makamına yükselmişti. Farklı içtihatları da vardı. Hı hı. Nitekim Peygamber Efendimiz vefatından sonra farklı içtihatlar açığa çıktı. Dolayısıyla buna ihtiyaç yoktu. Fakat Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra Eshab-ı kiram, ilk Müslümanlar oturup bunları tasnif edip yazamadılar. Zamanları olmadı. Dünyanın her tarafına dağıldılar. İkinci kuşak tabi'in, baktılar ki bu bilgiler gidiyor. Hemen bunlar Eshab-ı kiramdan bu bilgilerin hepsini topladılar. Tasnif ettiler. Namaza ait olanları, alışveriş bilgisine ait, hayız nifas bilgisi, hepsini tasnif ettiler. Ayet-i kerimedeki bildirilen hükümleri, ondan sonra iman bilgilerini, amel bilgilerini, alışveriş bilgilerini, muamelat bilgilerini tasnif ettiler. İnsanlar kolayca geldi ondan sonra,
Peygamber Efendimiz'in ve Allah-u Teala'nın bildirmiş olduğu şeyleri oradan kolayca öğrendiler. Oradan öğrenince de ha sen nereden öğrendin? İmam-ı Azam Übani Hazretleri. Ha sen Hanefisin dendi. Yoksa ne İmam-ı Azam Übani Hazretleri mezhep kurdu, ne İmam-ı Şafii Hazretleri mezhep kurdu, ne diğerleri. Böyle bir niyetleri, böyle bir şeyleri de söz konusu değildi. Bunlar Allah-u Teala kendi dinini Allah-u Teala kullarına daha rahat anlatabilmesi için yarattığı alimlerdir. Evet. Bunlar Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerdeki tasnif edip önümüze koydular. Mesela şimdi diyor ki efendim Kur'an-ı Kerim'den öğren. Nasıl öğreneceğim? Kur'an-ı Kerim bir kere neye göre? Kur'an-ı Kerim'de neye göre bakacağım ben? Nasıl bulacağım Kur'an-ı Kerim'den? Namazın şartları yok, namazın rekatları yok, sayısı yok. Hiçbir şey yok orada. Bunlar hadis-i şeriflerle açıklanmış. Namaz vakitleri hadis-i şeriflerle açıklanmış. Hadis-i şerifler olmadan Kur'an-ı Kerim'de bunu öğrenemem. Hadis-i şerifler de biraz önce daha bahsettik. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçlu bir genç geliyor. Hanımı öpersem bozulur mu? Yaşlı birisi geliyor soruyor. Bozulur mu? İkisine farklı cevap veriyor. Bunun sebeplerini bu müştehit alimler araştırmışlar. Yoksa efendim İslamiyet'e sonradan sokulan değil. Bunların itikatlarının hepsi bir. İmam-ı Azam Übani Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri hepsi bir. Neye benziyor? Bir caminin önünde şadırvan var. Şadırvanın havuzu aynı, muslukları farklı. İçindeki su aynı. Evet. Bunlar hepsi bizi, yani dört tane otoban. Dördü de Peygamber Efendimiz'e ulaştırıyor bizi. Sen istediğin otobanı seçmekte serbestsin. Hadise bunlar ibaret. Peki, imamın uzun süre Zamm-ı Sure okuması mı yoksa kısa sure mi okuması caizdir diyor. Cami diyorsun. Mesela okul desen, ben milli eğitimde çalıştığım için, evet. için iyi biliyorum. Geliyorum aynı yaştaki çocuklar. Ha isim hassas olur zaten o devire gider, rapor alır gider. Onlar seviyeleri de aynı, şeyleri de aynı. Bana ben 40 dakika, 50 dakika tamam zaten onu kabullenerek geliyor. Yaşı da müzayittir. Bana ben ders vereceğim. Ama cami cemaati öyle değil ki Mehmet Bey. 7 yaşında da var, 70 yaşında da var. Doğru. İdrarını tutamayan da var, hasta olan da var, seferi olan da var. Evine misafir gelmiş bir an önce namazı kılıp gitmek isteyen de var. Dolayısıyla orası umma ait yer. Umma ait olduğu için keyfi olarak uzatamaz. Peygamber Efendimiz zamanında Eshab-ı Kiram'dan bir zat imam olmuş, akşam namazını uzatmış. Birisi de yoldan gelmişmiş, hemen cemaate uymuş. Zaten yoldan gelmiş, yorgun. Ertesi gün Resulullah Efendimiz'e, ya Resulallah bu uygun mu diye sormuş. Ben demiş yoldan geldim, ayakta duramıyordum. Uzattıkça uzattı. Çağırıyor, herkesin içerisinde azarlıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Kur'an-ı Kerim'de Amme cüzünde bulunan kısa surelerden bazılarını söylüyor. Bunlar neyine yetmedi? Niçin bunları bırakıp da aynı şekilde uzun sureler okudun? Dolayısıyla imam çok uyanık olması lazım. Cemaatinin idrarını tutamayan var, hasta olanı var, yolcusu olanı var. O anda bekleyeni var. Bir yere gidecektir, randevu vermiştir, oraya yetişmesi gerekir. Hele cuma günleri falan. Evet. Neyse belli ölçülerde onlar kontrol altına almaya çalışıyor da tuttu mu böyle? Aha yarım saat seni hutbede tutuyor. Bir dakikalık bir ayrılalım. Hayır. Sonra tekrar gelelim. Kısa bir aramız var. Bir dakika sonra buradayız. Çiçek Turizm'in sunduğu İlahiyatçı Osman Ünlü ile Ramazan akşamları devam edecek. Şuraya bak. Halkın kamerası ilginizle büyümeye devam ediyor. İşte bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaralarımız 0543 269 7192 ya da 0544 269 7192. Bize aynı zamanda BIP üzerinden de ulaşabilirsiniz. BIP uygulaması için numaramız 0538 574 7722. Çiçek Turizm'in sunduğu İlahiyatçı Osman Ünlü ile Ramazan akşamları devam ediyor. Osman Ünlü ile Ramazan akşamları programı devam ediyor değerli izleyenler. Programımızın bugünün son bölümündeyiz, artık son yarım saatindeyiz diyebiliriz. Sizlerden gelen soruları sormaya devam ediyoruz. Otobüste hiç kimseye yer vermezsek kul hakkına girer mi? Önemli bir soru. Yaşlılara yer veriniz, hamilelere yer veriniz diye aslında yazıyoruz. Ama öyle tablolarla karşılaşıyoruz ki işte hamile biniyor, adeta ona yer vermeyenlere falan bile şahit olmuş bir kişiyim. Kul yaşlılara hakkı olur mu meselesinde? Yok, kul hakkı olmaz da edepsizlik olur.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki gençliğinde yaşlılara hürmet edene yaşlandığı zaman Allah-u Teala onlara saygı gösterecek, hürmet edecek gençler yaratıyor. Zaman zaman ben de biliyorum toplu vasıta o metrobüs olsun, otobüs olsun, dolmuş olsun. Bu hadis-i şerif hep hatırıma geliyor. Bazen şimdi Mehmet Bey mesela otobüs yanaşıyor durağa. Orada yaşlı bir kadın veyahut da yaşlı bir erkek var. Bakın birkaç tane genç gözüne kestiriyor, kıpırdıyor. Daha o yaşlı adam girerken hemen işte amca, teyze falan diye şey yapıyor falan. Ha diyorum, bunlar gençliğinde hürmet etmişler. Yer vermişler. Bazen de mesela orada yaşlı oluyor falan. Bakıyorum genç başını çeviriyor. Hiç oralı olmuyor. Adam biniyor, homurdanmaya başlıyor falan. İçimden diyorum, sen neden böyle yapıyordun? Başını çeviriyordun. Hocam çok değişik bir bakış açısıyla yaklaştınız. Ve, güzel, aynen öyle. Evet, doğru. Ve doğru. Dedim sen yapmadın. Bu da böyle oldu. Şimdi bir profesör hatırasını anlatıyor falan da bir gazetede dikkatimi çekmişti. Böyle şeyler de benim çok dikkatimi çekiyor. Evet. Hanımıyla beraber sahilde böyle yürüyorlar. İşte öğrencileri rastlıyor falan. Öğrencileri böyle başını sallıyor. Bu da diyor ki aynen bil mukabil diyor. Aynen bil mukabil. Hanımının dikkatini çekmiş. Ya demiş, ne demek o? Ya demiş hanım, kimse duymasın da demiş. Ben demiş bunlar gibi böyle gençken demiş. Selam verirken demiş çok özür dilerim. Söverdim, hakaret derdim demiş hocalarıma. Şimdi demiş korkuyorum, bunlar da bana aynısını söyledi. Evet hocam. Yani insan ektiğini biçer. Bu değişmeyen bir kaidedir. Eğer sen iyilik ektiysen mutlaka iyilik biçersin. Efendim nankörler çıkmamış. Çıksın ama netice itibariyle mutlaka onun meyvesini vurursun. Ama dinimizin de emretmiş olduğu gençlerin yaşlı olsun, ondan sonra hamile olsun veyahut da bayanlar olsun, onlara yer vermesi edeptir. Edepten gelir, tabii. Evet. Müslüman olmayanlara da merhamet etmek gerekir mi? Elbette. En büyük merhamet de onların aynı şekilde İslamiyet'le şereflenmesi içindir. Bütün peygamberler çırpınmışlar bunun için. Ve o peygamberlerin varislerine bakıyorsun, onlar da çırpınmışlar. Onlar da çırpınmışlar. Her vesileyle haberi anlatmışlar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her peygamber sıkıntı çekmiştir. Hı hı. Ama hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çektim. Şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani Nuh Aleyhisselam kadar yaşamadı. Kendisinden önceki gelen ümmetler uzun ömürlüydü. Diğer peygamberler de uzun yaşadılar. Peygamber Efendimiz zaten miladi 61, hicri 63 yaşında vefat etti. Yani çektiği sıkıntı neydi? Allah-u Teala hiçbir peygamberine nasip etmediği şeyi Peygamber Efendimiz'e nasip etti. Nedir o da? Recep-i Şerif'in 27. gecesi dünyadan aldı, ahirete götürdü. Cehennemi baş gözüyle gördü ve geldi. Oradaki azapların hepsini gördü. Ateşin de, soğuğun da, sıcağın da, akrebin de, çıyan da hepsini gördü. O dehşeti gördü. Yeryüzüne geldi, insanların böyle dalga dalga oraya gittiğini görünce acısı, ızdırafı çok fazlaydı. Onun için hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çektim. Gözüyle görüyor, bu ateşe gidiyor. Onlara yalvarır gibi anlatıyor. Bir insanlar da dönüyor, sen yalancısın diyorlar. Sen sihirbazsın diyorlar. Sen bilmem nesin diyorlar. Ama vazgeçmedi. Anlatmaya yine devam etti. Bütün peygamberler böyle. Evliya-i Kiram da böyle. Evliya-i Kiram da böyle. Yani hakaret ettiler, şey yaptılar. Bilmiyorsunuz. Bilseydiniz mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine yapılan bütün hakaretler neticesinde ya Resulallah beddua et bunlara diye dedikleri zaman bilmiyorlar. Doğru, bilmiyorlar. Bilselerdi böyle davranmazlardı. Evet. Onun için onlara merhamet. Onlara da merhamet, onların imanla şereflenmesi. Peki nasıl şereflenir? Biz öyle yaşayacağız ki o da insandır, Allah-u Teala'nın kuludur. Bir kendine bakacak, bir de bize bakacak. Bir de sorgulayacak kendisini o zaman. Yani karşı taraf Müslüman, böyle miymiş diye de düşünebilir değil mi hocam? Tabii, yani bu tabii. Da hani o gönlüne girebilirsiniz belki tabii, karşı tarafın. Tabii, onu görünce o da insan. Bambaşka bir şey tabii, hissediyordur ama... Siz böyle yapınca demek ki Müslümanlar böyle yapıyorlarmış. Aynen öyle. Şimdi Müslümanlığı bazı ülkeler, büyük ülkeler işte hani IŞİD böyleyse Müslümanlar da böyle diyerek böyle yaftalıyorlar ya hocam. Böyle yaftalıyorlar, doğru. Bir Müslümanın da bunlara aynı şekilde alet olmaması gerekir. Evet. Yıllarca barbar Türkler dediler. Tabii. Evet. İnsanlara her ihtiyacını her zaman arz etmek uygun mudur? Uygun değil. Zaruri olanları buyuruyor. Çünkü öbür türlü mesela kitaplarda bir şey yazılmış. Adab-ı muaşeret diye yazıyor bunlar. Dostunu sık ziyaret etme. Çok da uzak kalma. Sık ziyaret edersen usandırırsın. Uzaklaştırırsan, mesafeyi de çok uzaklaştırırsan o zaman da unutturursun. Yani onun orta kararında yapmalı.
E şimdi ikide bir geliyorsun. Mehmet Bey işte bakkalın borcunu ödeyemedim. Mehmet Bey bankaya olan şeyi dönüyor. Mehmet Bey dersin ki ya düş yakamdan. Der mi insan? İnsanoğlu diyebilir. Der. Der. Ya baba bile der ya. Evladına der bazen. Anne bile diyor yani. Anne babaya göre daha yeter nakilli. Mi? Yeter be oğlum der. Yeter be kızım ya. Daha dün istedim. Bir saat önce istedim. İki saat önce istedim. Der yani. Der. O yüzden çok birliktelik tez ayrılık getirir lafı. Evet. Doğru değil mi? Doğru tabii. Her konuda bir atasözümüz var maşallah. Değil evet. Hocam? Bunlar çok ya ayet-i kerimeden veya hadis-i şeriften mülhemdir. İlham alarak şey yapmıştır. Özetleyiveriyor ama. Ya sen uzun uzun anlatmana gerek yok. Ha, bu adam işte bunun böyle kötü kimselerle beraber. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bitti. Sen istediğin kadar yaz ondan sonra. Böyle üzüm üzüme aynen baka baka kararır. Bitti. Kıratın yanında bulunan ya huyunda ya suyundan. Ne kadar güzel söylemişler. Evet. Ama herkesin de anlayacağı şekilde söylemişler. Fazla birliktelik tez ayrılık getirir. Bitir. Doğru söylüyor. Huy değişir mi? Kendimize kötü huylardan, kendimizdeki kötü huylardan nasıl kurtulabiliriz? Huy değişir. Değişmese ahlak kitapları yazılmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakınızı güzelleştiriniz buyuruyor. O zaman şu yanlış oldu mu? Yedisinde neyse 70'inde de odur lafı. Yalnız o konuyu İslam alimlerinin kitaplarından dikkatli bir şekilde okuyunca bu sözde bir gerçeklik payı var ama bütünüyle anlatılırsa mesele daha iyi anlaşılır. Şimdi buyuruyor ki bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dağın bir yerden bir yere, mesela Ulu Dağ'ın bir yerden bir yere nakledildiğini duysanız buna inanın. Ama bir kimsenin huyu değişti denirse buna inanmayın. Bu hadis-i şerif. Öbür tarafta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyorlar ki ahlakınızı yenileyin, ahlakınızı değiştirin. Bu da emir. Bu tenakuz değil mi? Çelişki değil mi? Değil buyuruyor. Burada ne buyuruyor? Hani diyorlar ki mezhepler nereden çıktı? Ya bu da hadis-i şerif, bu da hadis-i şerif. Ondan sonra İslam alimleri yoğunlaşmışlar. Burada ne anlatılıyor? Şimdi her insan yaratılışı itibariyle buna cibilliyet deniyor. Mesela bazıları akrep, bazıları domuz, bazıları köpek cibilliyetinde yaratılır. Dolayısıyla o cibilliyet, o yaratılışın özellikleri serbest kalırsa, terbiye edilmişse, kontrol edilmezse akrep cibilliyetini devamlı sokar. Eşek cibilliyetindeki önündekini ısırır, arkasındakini tekmeler. Peki İslamiyet'i öğrenirse, İslamiyet'i öğrendiği zaman bunun üzerine bir örtü gelir. Daha çok olursa bu örtü artar. Dolayısıyla bu akrep gözükmez. Bundan güzel şeyler sudur eder. Değişmeyen bu. Bu örtü kaldırıldığı an yine adam akrepliğine ve eşekliğine devam eder. Yani değişmeyen o cibilliyetiymiş. O anladım, değişmiyor. Ama terbiye edilince bu kontrol altına alınıyor. Bu örtülüyor. Bundan güzel şeyler sudur etmeye başlıyor. Kalp kırmak Kabe'yi 70 defa yıkmaktan beter günahtır deniyor. Doğru. Hadis-i şerif. Biz bilerek veya bilmeyerek belki yüzlerce insanın kalbini kırıyoruz. Bizim kurtulmak ümidimiz var mıdır? Vardır. Ölmeden önce herkesin kurtulma ümidi var. Efendim çok zalim, hatta çok zulmetmiş. Evet. O da kurtulabilir mi? Tabii. Şirk dahil ölmeden önce her şeyin çaresi vardır. Mesela Haccacı Zalim diye tarihte geçmiş. Haccacı Zalim. Kitaplarda bunun hayatı anlatılırken deniyor ki zulmü gibi ihsanı da çoktu. Zulmü gibi ihsanı da çok. Hatta Basra'da büyük bir camiye çıkmış böyle kürsüye. Camideki cemaate bakmış. Çok özür dilerim, biraz kaba tabirle söyleyeceğim de şey yapılması için halk ağzıyla söyleyeceğim. Demiş siz ne halt ettiniz de Allah-u Teala beni sizin başınıza gönderdi. Siz diyor mutlaka bir şey karıştırdınız, yaptınız. Allah-u Teala da benim gibi zalimi sizin başınıza gönderdi. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e hareket veren de bu. Haccacı Zalim. Bugün hareketle okuyoruz ya. Çok bu vermiş o harekeyi de. Böyle birisi. Ölürken bu diyor ki, ölmeden önce. Ya Rabbi şimdi herkes zannediyor ki sen beni affetmezsin. Halbuki senin merhametin bir bilseler. Allah Teala affeder. Evet. Kim olursa olsun. Efendim zalim. Helallaşır. Helallaşabildiği kadarıyla. Ondan sonra hakaret derler. Etsinler. Ahirette aynı şekilde kurtulmak söz konusu. Efendim bu kitaplı kafir olsun, kitapsız kafir olsun, itikadı bozuk olsun, ateşe tapsın, puta tapsın, neye taparsa tapsın. Ya Rabbi sen varmışsın, haksın, sana döndüm, bitiyor iş. Mesela İbrahim Aleyhisselam'a bir gün bir misafir gelmiş. Her zaman şey yapıyor, misafir kabul ediyor. Bir iki gün orada kalınca bakmış bu ibadet yapmıyor demiş. Sen demiş ibadet yapmıyorsun. Ben demiş mecusiyim. 70 yaşında bir adam. İbrahim Aleyhisselam'da gayreti gelmiş. Peygamberlerde yaratılanların ikinci sırasında Halilullah deniyor. Sen diyor benim Rabbim her şeyin sahibine iman etmemişsin, ibadet etmemişsin. Kusura bakma diyor yani sana ikramda bulunamam. Diyor ki mülk senin. Hay hay diyor çekip gidiyor adam. O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor.
Allah-u Teala'nın selamı var. Allah-u Teala buyurdu ki 70 senede o bana iman etmediği halde ben onun rızkını kesmedim. Sen 3 gün dayanamadın. Hemen İbrahim Aleyhisselam koşuyor adama, diyor ki gel geri dön. İstediğin kadar kal. Yok diyor, ben gücenmedim. Mülk senin diyor falan. Ama diyor niye geldin? Niye yalvarıyorsun böyle? Rabbim beni azarladı diyor. Senin Rabbin benim için mi azarladı? Evet diyor. Böyle böyle buyurdu. Ya diyor senin Rabbin hakikaten diyor büyük Rab. Ben diyor vazgeçtim ateşe tapmaktan. Bana diyor imanı anlat. 70 yaşında. Geçmiş günahların hepsini siliveriyor. Cenab-ı Hak böyle merhametli. Dolayısıyla efendim işte bu zalim de, gattar da, bilmem ne de falan. Bütün mesele İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu. Şartlarına uygun tövbe edersin, Cenab-ı Hak kabul eder. Hak sahibi eğer ölmüşse kul hakkından nasıl kurtulabiliriz diyor hocam? Hak sahibi ölmüşse, onu da yazmışlar kitaplara. Ölünceye kadar Kur'an-ı Kerim okudun, sadaka verdin, hayır hasenat yaptın. Bunu dilimize alıştırmamız lazım. Elimizi açtığımız zaman ya Rabbi bundan hasıl olan sevap, peygamberlere işte eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün İslam alimlerine, evliya-i kirama, ondan sonra geçmiş olan anne, baba, dede, nine, hayatta olup da üzerinde hakkı olan ve ölmüş olanlar, üzerinde hakkı olanlara hediye ettim. Şimdi ne oldu? Birisinin bizde 100 kilo alacağı var. Ben ondan sonra vefat etmişim. Ama jeton düştü, aklım başıma geldi. Habire aynı şekilde işlemiş olduğum hayır hasenattan sevabı ona gönderiyorum. Hayırımdan 10 kilo, birisinden 50 kilo, birisinden 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo. Ne kadardı? Onun benden alacağı 100 kilo. Ben o hediye ede 200 kilo. Yarın mahşer günü açılacak. O da bakacak, Osman'da hakkım var falan. Melek de diyecek ki doğru. Buraya bak diyecekler. Bu 200 kilo neci? Sen böyle bir şey yaptın mı? Evet. Yapmadım diyecek. Bunu Osmanlı göndermiş. Senin ne kadar alacağın var? 100 kilo. O 200 kilo göndermiş zaten. Hadi güle güle. Tamam. Evet hocam. Şimdi namaza mani olmaz, kimseyi düşman etmez ve kazanç yardımlarda kullanırsak kumar helal sayılır mı? Enteresan bir soru. Bir kez daha sorayım. Namaza mani olmaz, kimseyi düşman etmez, kazanç ve yardımlarda kullanılırsa kumar. Ya bu neye benzer? Yani kumar parası kazanan kişi diyor. Yani kimseyi düşman ve kazanç ve yardımlarda bulunursa bu sayı olur mu? Eski Yeşilçam Türk filmlerinin bazılarında böyle konu ederlerdi. Bir filmin kahramanı var. Gidiyor böyle zenginlerden alıyor. Fakir mahallelere dağıtıyor. Seyirci de alkışlıyor. Ya adamın yaptığı düpedüz gasp. Yani bu da aynı gasp şekilde. Gasp alkışlıyorlar. Tabii. Yani. Bu da aynı şekilde. Ben birisini tokatlayayım, hayır hasenat yapayım. Kul hakkına giriyorsun. Niye tokatlıyorsun onu? Doğru dürüst Allah-u Teala'nın meşhur kıldığı yerlerden aynı şekilde. Kazan o zaman dağıt. Niçin kumar diyorsun? O kumardır ve yine haram mıdır? Haramdır tabii. Peki. Dünya sevgisi, pardon şuradan devam edelim. Biriyle bahse girmek haram mıdır? Haramdır. Ancak orada üçüncü bir şahıs. Mesela ikimiz bahse giriyoruz. O diyor ki, bak diyor, bunu kim bilirse ben diyor 100 lira vereceğim. İkimiz de yarışıyoruz. Yani biz ikimiz demiyoruz ki ben bilirsem sen bana vereceksin, sen bilirsen. Bu, üçüncü kişi bu kuma. Girip de araya. Üçüncü kişi diyor ki hanginiz bilirse, başarırsa ben 100 lira vereceğim. Dolayısıyla ikimizin bir kayıp ve kazanç söz konusu değil. Bu caizdir. Hmm. Veyahut da hatırıma bir fıkra geldi de. Neyse bunun arkasına söyleyeyim o fıkrayı da. Şimdi işte diyor ki, iddialıyım. Eğer sen bilirsen ben sana 100 lira vereceğim. Ben bilemezsem, hani şey yapamazsam, bilemezsen de sen bana bir şey vermeyeceksin. Bu da caizdir. Hatırıma gelen hani temel yüklerler de Karadeniz üzerine yüklerler. Temelle bir alakası yok da. Tabii yok. Temel meşhur olduğu için hep temelin sırtına yüklerler bunu. Uçakta gidiyorlar da mesela kuşlar üzerinde profesör olmuş. Şey yapıyor falan. Diyor ki işte istediğin şeyi sor. Ben diyor bilirim. Bilemezsem 100 lira vereyim. Temel de diyor ki vallahi benim diyor öyle bir ihtisasım yok. Ben de bilemezsem 5 lira vereyim diyor. Sonra, neyse bir kuş ismi söylüyor. Temele sor diyor falan, evet. Soruyor. Üç ayaklı kuşun adını söyle. Adam düşünüyor. Bilemedim diyor. Veriyor, üzere veriyor falan. Profesör diyor ki sen söyle, ben de bilmiyorum diyor abi işte. Öyle bir şey anlatırlar. Evet. Devam edelim sorularla. Uzun emel sahibi olmak doğru mudur diyor. Uzun emel sahibi. Uzun emel sahibi. Dünya menfaatlerini, dünya zevklerini elde etmek. İşte şunu yapayım, bunu yapayım, şu villayı alayım, şu arabayı alayım, şu makama geleyim, şunu yapayım falan filan deyinceye kadar tabii bunlar insanı ibadetlerden, Allah-u Teala'ya itaatten alıkor. Çünkü kafa orayla meşgul. Evet. Ama Allah-u Teala belli bir ömür, gelini buraya tak diye baktın ki ölüm meleği karşısında. Şey bir dakika falan, bir dakikası yok. Alır götürür.
Dolayısıyla tuğli emel diyor. Uzun emel sahibi uygun değildir. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'dan bir zat bir ay sonra ödemek üzere bir şey satın alıyor. Resulullah Efendimiz diyor ki siz hayret etmediniz mi buyuruyorlar. Uzun emel sahibi olur. Bir ay. Biz 10 sene sonrasını düşeceğiz. Dünya sevgisi neden günahtır? Hocamıza sorar mısınız? Ahiretimizi burada kazanmıyor muyuz diyor. Ha, o öyle değil. Bu dünyayı kastetmiyor. Orada yani mesela İmam Rabbani Hazretleri Kutlusu'nu anlatırken buyuruyor ki sevgide ortaklık olmaz. Bizim dünyada kullandığımız her şey koltuk dahildik. Kendi bedenimiz dahil, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz dahil. Bunları yaratan kim? Cenab-ı Hak. Bunların hepsi mahluk mudur? Bizim sevdiğimiz şeyler. Mahluk. Allah-u Teala yarattığı mahlukları getiriyoruz, kalbimize dolduruyoruz. Allah-u Teala insanda bütün bedeni insanın emrine vermiş. Ama insan bedeninde bir yer yaratmış. Buna kalp denir. Yürek değil. O et parçasında bulunuyor bu. Bir manevi bir hassadır bu, özelliktir bu. Orası nazargah-ı ilahidir. Allah-u Teala onu kendisi için ayırmıştır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukatın sevgisini getirip kalbe dolduruyoruz. Ve ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın sevgisine yer kalmıyor. Onun için kötülenmiştir bu. Evet. Onun için kötülenmiş. Hatta bir misal vermiş İmam Rabbani Hazretleri. Mesela Türkiye'de misal verelim. Cumhurbaşkanı davet etmiş sizi. Gidiyorsun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na. Oradaki korumalar orada. Nasılsınız, iyi misin? Maşallah ya. Bu koltuklar da güzel olmuş. Şeyler de. Cumhurbaşkanı diyor ki nerede bu adam? Efendim işte aşağıdaki hizmetçilerle mi? Defol gitsin. Deyiverir yani. Sen kime gittin? Yani Allah-u Teala her şeyin sahibi. Fakat sen Allah-u Teala'nın yarattıklarıyla meşgulsün. Onun için kötü. Dünyanın kendisi değil. Sevgisi. Yani Allah-u Teala'yı unutturuyorsa, Allah-u Teala ibadeti, itaati unutturuyorsa o kötülenmiştir. Dünyalığın kendisi kötülenmemiş. Mesela orada bir ifade kullanıyor. Diyor ki biz diyor bu dünyalıklarla aynı şekilde yani ibadet yapıyoruz, taat yapıyoruz. Kötülenen o değil. Sevgisinin kalbe girmesi. Nitekim siz de zaman zaman program yapıyorsunuz. Adam 5 kuruş için anasına babasına falan neler söylüyor. Anasını öldürüyor, babasını öldürüyor. Ya, evet, sormayın. Nasıl öldürüyor bunu? O dünya menfaati için yapıyor. Allah-u Teala sevgisi olmuş olsa orada merhamet olur. Buna cesaret edemez. Mümkün değil de. Böyle kötü işler de yapamaz. Çok yaşamayı istemek doğru mudur? Ve hapşırınca çok yaşa demek iyi bir temenni midir diyor. Yok. Çok yaşa demek. Çok yaşa demek de bir yaşama durumu söz konusu değil de. İbadet ve taat yapmak için Allah-u Teala'nın dinine, Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmek için yaşamayı istemek caizdir. Ölmeyi istemeyiniz buyuruyorlar. Kabir azabı çok aynı şekilde işlettiğinde hadis-i şerif. Ve aksırınca bir kimse elhamdülillah demeli. Elhamdülillah deyince öbürsü yerhamüke Allah demeli. Çok yaşa değil. Ne demek? Allah-u Teala sana merhamet etsin. O da yehdine yehdikümullah diye cevap vermesi lazım. Allah-u Teala sana da bana da hidayet nasip etsin, merhamet etsin diye dua edilir. Yoksa çok yaşa, çok yaşama demek. Batılılardan gelen bir şey o. Bless you falan diyorlar. Onlar İngilizce olarak oradan bize geçermiş. Dolayısıyla çok yaşa demek de onu çok yaşamaz. Evet, peki. Annesini babasını toprağa veren, eşini dostunu kardeşini çocuğunu kaybeden ve öleceğini de bilen insan nasıl kendini toparlayamaz? Ahiret önceliği olamaz. Önem sırasını değiştirmeye başarmak için ne yapılabilir? Şimdi bunları söylemek ve sormak kolay da nasıl kendisini toparlayamaz? Şimdi her konuda bir rehber, yol gösteren olması lazım. İnsan kendi nefsine tabi olduysa nefsi zaten fırsat vermez. Öleceğini bilir, ağlamaya başlar, üzülür. Yani kendisini krize sokar. Ama İslam alimlerini kendine rehber etse, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni kendine rehber etse, o zatın kitabını okumuş olsa, bu yönünü ahirete çevirir o zaman. Çevirince hazırlık yapar. Kul haklar varsa helallaşır, şunları yapar, bunları yapar. Bu rotasını daha düzeltmemiş, hala rotası dünyaya dönük. Nasıl toparlasın ki? Öleceğini biliyor. Şimdi herkese sorun. Siz de aynı şekilde bir kameraman gönderin. Sorun bakalım sokakta. Öleceğini, tabii öleceğizler falan. Ama hiç ölümü hatırına getirmez. Niye? Çünkü kalbe giren bir şeycik söz konusu değil. Ancak İmam-ı Rabbani Kutlusu Hazretleri'nin bir sözü var. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım diye. Kurtulmuş olanlar Peygamber Efendimiz, peygamberler ve Peygamber Efendimiz varisleri. Ehl-i Sünnet alimleri ve Evliya-i Kiram. Onların hayatları ve kitapları okununca o zaman insan da jeton düşmeye başlar. Der bir dakika ya. Bunlar bu kadar ibadetle ağlamışlar, sızlamışlar. Yarın ahiret halim nice olacak. Benim hiçbir şeyim yok. Ben ne yapacağım falan diye. Ölüm de yaklaşıyor. O zaman toparlar insan. Yoksa şimdi anlatılıyor işte yüzlerce, binlerce, 80 bin cami var Türkiye'de. Evet. Bu kadar İmam Hatip ilahiyat var, Kur'an kursu var. Bu kadar dini yayın yapan radyo, televizyon var. Ama insanlarda bir değişiklik olmuyor. Demek ki bizim anlattığımızda da bir kıymet ifade olmuyor. Bu anlatanlardan da bir kıymet ifade olmuyor. Yani bu söylediğimiz kalbe inmiyor. O da tesir etmiyor. Ya insan rotasını nasıl düzeltecek o zaman zor. Evet. Onun için Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını, hayatlarını, Evliya-i Kiram'ın kitaplarını, hayatlarını okuyunca değişir insan.
Hocam bugünün de sonuna geldik. Birçok soru kaldı ama onları da yarın sorarız herhalde. Enteresan sorular da var gerçekten. Bugün bir hayli sorularımız vardı, onları da bitiremedik ama yarın sormaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hızlıca kapatalım. Değerli izleyenler, yarın saatler 23.30'u gösterdiğinde çok değerli ve kıymetli hocamız Osman Ünlü ile Ramazan Akşamları programında yeniden birlikte olacağız. Mutlu bir gece geçirmeniz temennisiyle diyelim, hayırlı sahurlar. Ya Resulallah.